Sevgili öğrenciler, örnek 7 ile beraberiz. Hareket ve kuvvet konusuyla devam ediyoruz. Eşit bölmelendirilmiş bir düzlemimiz var. Bir cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek K noktasından L noktasına 4 saniyede geliyor. Sonuçta hızını sormakta. Evet, K noktası L noktasını birleştiren en kısa doğru parçası hızını hesaplarken bizim için kullanacağımız ölçüt olacak. K ile L arasında 4 metre uzaklık vardır. Sonuçta ne kadar farklı bir yoldan gitse de iki nokta arasındaki en kısa mesafe 4 metre. Sonuç olarak 4 saniyede sürmüş. O halde 4 metre bölü 4 saniye cevabımız 1 metre bölü saniye olacaktır. A seçeneğidir diyorum ve diğer sorumuza geçebiliriz. Sevgili öğrenciler, yön değiştirme sıklıkla sorulan bir sorudur. Hareketli hangi anlarda yön değiştirmiş dediğimizde T ve 3T anlarında yön değiştirmiştir. 2T anında ise hızımız burada maksimum bir değere ulaşmıştır. Sonuçta 2T'den sonra tekrar hızımızı düşürmeye devam etmiştir. Yani 3T anında hızımızı sıfırlamışız. 3T ve T anlarında da hızımız sıfır ama T ve 3T anlarında yön değiştirmiştir. Hareketlemiz ise 4T anında başladığı noktaya geri dönmüştür. Çünkü grafiğin üstünde kalan alanlarla altındaki kalan alanların eğer toplamı sıfırsa ve sonuçta hareketli başladığı noktaya dönmüş demektir sevgili öğrenciler. Evet, ortalama hız kavramına değinelim. Ortalama hız ve süratte hızlanma, yavaşlama, sabit hızla ilerleme şeklinde değişken hareketlerde sürat ya da hız yerine ortalama sürat, ortalama hız gibi kavramlar kullanabiliriz. Ortalama süratte alınan toplam yolun toplam geçen zamanı, ortalama hızda ise yer değiştirmenin geçen toplam zamana bölümüyle bulunacaktır. Ortalama hızda delta x toplam bölü delta t toplam bağıntısıyla da hesaplayabiliriz sevgili öğrenciler. Sorumlu olmasanız bile söylemek istiyorum. İki tane farklı hareketli var. Yani aynı hareketli x boyunca v1, diğer x boyunca da v2 hızıyla gidiyorsa ise, yani eşit iki parçayı iki farklı hızlarda alıyorsa, bunun ortalama değeri ise 2 çarpı v1 çarpı v2 bölü v1 artı v2 şeklinde olacaktır sevgili öğrenciler. Bunu da özel olarak aklınızda bulundurmanızı rica ediyorum. Şimdi devamını yapalım. 8. örnekteyiz. Hareketli 30 metre bölü sabit hızla doğuya doğru 10 saniye, yani şöyle 300 metre gitti sevgili öğrenciler. Sonra 10 saniyede güneye doğru hareket etmiş, 400 metre gitti. Ve ortalamasının kaç metre bölü saniye diye sormakta. Sonuçta bir Pisagor elde ettik. Buradaki değerimiz de 500 metre. 500 metreyi toplamda 20 saniyede gitmiş oldu. O halde 25 metre bölü saniye cevabımız B seçeneği. Sevgili öğrenciler, ikinci soruda, yani dokuzuncu soruda yolu 3 parçaya ayrılmışız. Ve yani bunu x, bunu da 2x diyelim. X kadarlık bölümünü 30 metre bölü saniye, 2x kadarlık bölümünde 20 metre bölü saniyede gitmiş. Ve ortalama neydi? Toplam yol, yani 3x'lik yol var. O halde bunun ilk kısmını, bir de ikinci kısmını ne kadar sürede aldığını bulmamız lazım. Dolayısıyla x kısmını x bölü 30 zamanda aldı. İkinci kısmını da 2x bölü 20 zamanda aldı. Sonuçta sevgili öğrenciler, yukarısı da 3x oldu. Aşağısını bir payda eşitleme yaparsak eğer ne edecek? 8x bölü 60 edecek. Bu da x'ler sadeleştiğinde 180 bölü 8'den sevgili öğrenciler 22,5 metre bölü saniye cevabına ulaşmış durumdayız. X bölü 30'a bir de 2x bölü 20'ye dikkat etmemiz lazım. Bunlar T1 ve T2 zamanlarıdır. Yani T1 zamanda x bölü 30, T2 zamanda da 2x bölü 20 zamanıdır sevgili öğrenciler. Yanıtımız B seçeneği. Evet, 10. soruda sevgili öğrenciler, 180 kilometrelik bir yolumuz var ve normal hızla 3 saatte alınıyor. Araç yola çıkıp 1 saat gittikten sonra 20 dakikalık mola veriyor. Ve yolun geri kalan kısmında kaç kilometre bölü saat hızla gidilmeli ki? Gitmeli ki tüm süre yine 2 saat olur diyor. Sevgili öğrenciler, sonuçta bizim 1 saatten sonra toplam 2 saatimiz var.
Eğer 2 saatte 60 kilometre bölü saatle giderse sonuçta belirli bir 2x birimlik bir yola ulaşacaktı. Yani 120 kilometreyi ne kadar zamanda alacaktı? 2 saatte alacaktı sevgili öğrenciler. Yani 2 saat çarpı 60 kilometre bölü saat olacaktı. Peki bizim artık kilometremiz gene 120 kilometre ama artık 2 saat değil, bu 2 saati 120 dakika demiştik. 60 kilometre ile gidecek. Artık bizim 100 dakikamız var. Yani 20 dakikalık bir molamız var. Yani 100 çarpı o halde V hızında gidecek. Şöyle yapalım. Yani 120 çarpı 60 eşittir 100 çarpı V olacak. Buradan hesaplarsak yani o halde V eşittir 12 çarpı 6'dan demek ki hızımızı 72 kilometre bölü saate çıkarması gerekecek. Zaman azalırsa o halde hız artacak sevgili öğrenciler. Yani bir ters orantı söz konusu. 11. örneğe gelelim. Bu örnekte birbirine paralel doğrusal yollarda hareket eden hareketliler var. K, L ve M araçları hız zaman grafikleri verilmiş. Bu hız zaman grafiklerinde ortalama hızları sırasıyla VK, VL ve VM ise büyüklüğünde olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olmalıdır diye soruluyor sevgili öğrenciler. Evet, başlangıç hızları sıfır, bitiş hızları V ve geçen zamanda T idi. O halde hız büyüklükleri hep V ise sıfırla V arasında V kadar değiştirse ve zamanda T kadar değiştiyse o halde sonuçta ortalama hızları da her birinin de aynı olacak sevgili öğrenciler. O halde cevabımız VK eşittir VL, o da eşittir VM şeklinde olacaktır. Sevgili öğrenciler, benim çok sevdiğim bir soru. Hareketli 10 metre olan yarıçapı 10 merkeze çember etrafında ok yönünde düzgün dairesel hareket yapmakta olup bir tam turunu 6 saniyede tamamlamaktadır. AB noktaları arasındaki ortalama hızının büyüklüğü nedir diye soruluyor. Sonuçta A noktasından B noktasına düz bir çizgi çizeceğiz. O bize hızının büyüklüğünü verecek sevgili öğrenciler. O halde AB noktası arasındaki doğru parçasının bize boyu lazım. 10 metre ise o halde burası sonuçta 60 derecedir. Burası da 30 derecedir sevgili öğrenciler. 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısına eşittir. 10 metre hipotenüs olduğuna göre. Sevgili öğrenciler burayı 5 metre olarak bulduk. 60 derecenin karşısındaki kenar da 30 derecenin karşısındaki kenarın kök 3 katına eşittir. Yani 5 kök 3'tür. Dolayısıyla burada 2 tane 5 kök 3 var. Peki AB noktalar arasında o halde tam tur 6 saniye ise 120 dereceye karşılık gelen de 2 saniye olacaktır. Yani 120 derece 2 saniyedir. O halde gittiğimiz noktada sonuçta V'de yani delta x de 5 kök 3 artı 5 kök 3'ten 10 kök 3 edecektir. 2 saniyeye böleceğiz. Dolayısıyla 10 kök 3 metre bölü 2 saniye 5 kök 3 metre bölü saniyedir. Cevabımız B seçeneğidir. 13. sorumuz ortalama sürat ortalama hızla eşittir diye soruluyor. Yargılardan hangileri doğrudur? Okuyalım. Cisim doğrusal yol boyunca hareket etmiştir. Evet doğrudur. Çünkü neden? Eğer sürat ile ortalama hız birbirine eşitse sonuçta gittikleri yol boylarının birbirlerine eşit olması yani aynı doğrultuda aynı miktar kadar gitmeleri gerekmektedir. Yani alınan yol ile yer değiştirmenin toplamı değerleri birbirine eşit olmalı gerekmektedir. Cisim sürekli aynı yönde hareket etmesi gerekmektedir. Çünkü farklı bir yöne hareket etseydi o halde toplam yol, alınan yol eşit olmayacaktı yer değiştirmeye. Bu da doğrudur. Cismin aldığı yol yer değiştirmesine yukarıda da söylediğim gibi eşittir. Yani yanıtımız bu soruda E şıkkıdır sevgili öğrenciler. 14. sorudayız sevgili öğrenciler. Bir tavşan şekildeki doğrusal yolda K noktasından M noktasına gidiyor. Sonra L noktasına geliyormuş. Ve tavşan sürekli V sabit sureti ile hareket ettiğine göre tavşanın hızının büyüklüğü kaç V'dir diye sorulmakta. Sevgili öğrenciler 3x'i V hızıyla gidiyor ve sonuçta 3T zamanda gidiyor diyelim. Yani buradan V suretini bulduğumuzda sonuçta aldığı yolu zamana böleceğiz 3T zamanla. Peki V üssünü soruyor. V üssünü sorarken de L
noktasına geldiğinde hızının büyüklüğünü sorduğuna göre o halde sadece bir x'i almak durumundayız. Yani x'i ne kadar zamanda aldı? Gene 3t zamanda aldı. Ve bunları taraf tarafa oranladığımız zaman x'ler t'ler birbirini götürdü. Yani buradan ne çıkacak? V bölü v üstü eşittir 1 bölü 3 çıkacak. Buradan da sevgili öğrenciler v üstü eşittir 1 bölü 1 bölü 3 çıkacağı için düzeltiyorum. V üstü eşittir v bölü 3 olmak durumunda sevgili öğrenciler. Yanıtımız A seçeneğidir. 15. sorudayız arkadaşlar. 9 metre bölü saniye ile hareket eden x cismi 6 metre bölü saniye ile hareket eden de bir y hareketlisi var. Araçlar sabit süratlerle hareket ettiklerine göre x aracı y aracına yetiştiğinde kaç metre yol almıştır diye soruyor. Bir kere hız farkı aralarında, yani 9 metre bölü saniye eksi 6 metre bölü saniye aralarında 3 metre bölü saniyelik bir hız farkı var sevgili öğrenciler. Yani 9 metre bölü saniyelik araç ötekisini yakalayana kadar ne kadarlık zaman geçecek? İlk önce aralarındaki mesafeyi bir bulalım. Çeyrek daireyi bulmamız gerekiyor. Tam daire 2 pi r'den 2 çarpı 3 çarpı 30'dan 180 metre edecektir. 4'te 1 daire var. 4'te 1 daire ise 180 bölü 4'ten 45 metre. Peki 45 metreyi neyle kapatacak? 45 metreyi 3 metre bölü saniye hızla kapatacak. 9 metre bölü saniyeli değil. Yani aralarındaki hız farkı ile kapatacak. Dolayısıyla 45 bölü 3 metre bölü saniye, bu da 45 metre olduğu için 15 saniyelik aradaki mesafe kapanmış olacak. Peki 15 saniyede x aracı ne kadar yol alacak? O halde 9 çarpı 15'ten 135 metre yol alacak. Cevabımız D seçeneğidir. Evet, biraz konu anlatımına geçelim sevgili öğrenciler. Düzgün doğrusal hareketi anlatıyoruz. Bu hareket bir doğru boyunca sabit hızla gerçekleşen harekete denmektedir. Düzgün doğrusal hareket öteleme hareketidir ve eşit zaman aralıklarında yer değiştirmelerde eşittir. Peki sabit hızıyla hareket eden bir aracın t süredeki yer değiştirmesi de x eşittir v çarpı t bağıntısıyla bulunacaktır. Yani sabit hızla sürekli aynı yönde hareket eden aracın aldığı yol yer değiştirmesine eşit olduğu için yol eşittir hız çarpı zaman bağıntısıyla kullanılacaktır. Yeşil dalga konusu var. ÖSYM özellikle bu konuyu soruyor. Bol kavşaklı ana caddelerde sürücülerin kırmızı ışığa yakalanmamaları için oluşturulan koordine trafik sinyalizasyonuna yeşil dalga adı verilmektedir. Bundaki temel amaç belli bir sabit hızla hareket eden araçların art arda kırmızı ışığa yakalanmadan geçebilmesini sağlamaktır sevgili öğrenciler. Trenin tüneli geçme süresine bakalım. Tren tüneli geçtiği gibi aynı zamanda tüm vagonlarının tünelden çıkması gerekmektedir. Dolayısıyla trenin en arka vagonunun tünelin çıkış ucuna gelebilmesi için trenin boyu artı tünelin boyu hesaba katılacaktır. Burada toplam yolu v çarpı t ile alacağız. Bir aracın diğer aracı geçme süresi de bir önceki sorumuzda olduğu gibi x aracının y aracını geçebilmesi için hem boyu kadar mesafeyi hem de sarı aracın boyu kadar olan mesafeyi kat etmesi gerekecektir. Bunu kat ederken de hız farkıyla kapatacaktır buradaki aradaki mesafeyi. Peki araçlar zıt yönde hareket ederlerken de birbirlerine olan hızlarının toplamını dikkate alacağız sevgili öğrenciler. Yani lx artı ly eşittir vx artı vy çarpı geçme süresini hesaplayacağız sevgili öğrenciler. Çarpı t diyeceğiz tabii ki ve diğer sorumuza da artık geçebiliriz. Sevgili öğrenciler, 16. sorudayız. Bu soruda doğrusal bir yolda hareket eden araç için ortalama hız büyüklüğü ile ortalama sürat ile ilgili bağıntılardan hangileri doğru olabilir diye soruluyor. Eğer doğrusal bir yörünge varsa hız ile ortalama sürat aynı olabilir. Yani delta x ile alınan yol eğer birbirlerine eşitse, yani x toplam yol diyelim, toplam x birbirine eşitse sonuçta ikisi de eşit olabilir. Peki ortalama sürat hızdan büyük olabilir mi? Evet, doğrusal yörüngede tekrar geriye dönmüş olabilir cismimiz. O halde geçen süre
Tabii ki her ikisi için de hız için de ortalama sürat için de aynıdır. Ama toplamda aldığı yol daha fazla olduğu için ortalama sürati hızdan büyük olabilir. Ama hiçbir zaman hızı ortalama süratini geçemeyecektir sevgili öğrenciler. Yani 1 ve 2 doğrudur. Yanıtımız D seçeneğidir. 17. örneğe bakarsak da sabit hızlarla hareket eden iki tane araç var ve araçlar aynı yönde hareket ederlerken her saniyede x kadar aralarındaki mesafe azalıyormuş. Yani v2 eksi v1 çarpı t diyelim. Onu x kadar azaldığını söyleyelim. Bu sefer de zıt yönde hareket ederlerken de yani v2 artı bu sefer de v1 demek durumundayız. Aralarındaki mesafe de 3x olacakmış. Bunları oranlarsak x'ler t'ler birbirini götürdüğünde 3v2 eksi 3v1 buradan da v2 artı v1 sonucuna ulaşıyoruz. Yani v2 bölü v1 de buradan sevgili öğrenciler 2 çıkabilmekte. Yani yanıtımız B seçeneğidir. İlki D, ikincisi B seçeneği. 18. soruda sevgili öğrenciler, düz bir yolda şekildeki konumlarından sabit süratle aynı anda harekete geçen araçlarımız var. D bir süre sonra Z hizasında K ile L karşılaşıyorlarmış. Z hizasına geldiklerine göre demek ki K 3 birim daha fazla gitmiş aynı sürede. O halde ben bunun hızına 3 ve bunun hızına da V diyebilirim. M ile L de Y hizasında karşılaşıyorlarmış. O halde L'ye V hızı dersem M'ye de V hızı demek durumundayım. Çünkü her ikisi de 2 birim mesafe kat etmişler. O halde bu verilenlere göre T1 bölü T2 oranını bulabiliriz. Yani şöyle diyeceğim. 4x eşittir. Her bölmenin uzunluğuna x, x, x dersem sonuçta 4x eşittir. 3v artı v çarpı t1 diyorum. Mor ve sarı araçlar için. Sonuçta gene 4x diyeceğim. Bu sefer her ikisindeki hızları gene topluyorum. Hem L'nin hem de M'nin. Onu da T2 diyorum. Buradan sevgili öğrenciler T1 bölü T2 oranı uzatmıyorum. 1 bölü 2 çıkacak cevabımız C seçeneğidir. Evet, düzgün doğrusal harekete ait grafikleri görelim. Eğer hızımız sabitse konumumuz doğrusal olarak artacaktır. Hızımız negatif de artabilir, yani sabit olabilir. O halde konumumuz da negatif yönde gene doğrusal olarak bir eğim gösterecektir sevgili öğrenciler. Grafiğin eğimi ise konum zaman grafiğinde yani delta x bölü delta t'nin oranı karşı kenarın komşu kenara oranı da sevgili öğrenciler tanjant alfayı verecek eğimde hız demektir sevgili öğrenciler. Yani yukarı yönlenen grafikler pozitif yönde hareketi, aşağı yönde yönlenen grafikler ise negatif hareketi belirtmektedir. Yatay grafiklerin eğimi sıfırdır. Yani bu aralıklarda cisim duruyordur diyebiliriz. Sevgili öğrenciler, hız zaman grafiğinin alanı yer değiştirmeyi verir diyoruz. Evet, hız zaman grafiği 3 saniye içinde demek, yani 3. saniye içinde demek, 2. saniye ile 3. saniye aralığı demektir. Hemen şuraya bir tarayalım. 3 saniye sonunda yapılan yer değiştirmede gene şurayı taradığımız zaman buradaki alanı görmekteyiz. Yandaki soru hemen bununla ilişkili. 19. sorumuz 8 saniye sonunda 56 metre yer değiştirdiğine göre. O halde her saniyede ne kadarlık metre gidecektir? Hızımızı bulalım hemen. 56 metre bölü 8 saniye yani 7 metre bölü saniye. Her saniyede 7 metre yol alacaktır. O halde 3. saniye içinde demek sonuç olarak her saniye ise 7 metre ise 3. saniyede de 7 metre yer değiştirecektir. Yanıtımız D seçeneğidir deyip 20. sorumuza geçebiliriz. Evet, 20. soruda düz bir yolda hareket eden KL cisimleri var. Konum zaman grafikleri verilmiş. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Eğimlerin her ikisi de aynıdır. Sonuç olarak sevgili öğrenciler, hızları da aynıdır. Yani K'nın hızı L'ninkine eşittir ve araçlar aynı yönde hareket etmektedir. İkisi de pozitif yönde hareket etmektedir. Çünkü eksenin üst tarafındadırlar. Peki araçlar arasındaki uzaklık sürekli sabit midir? Evet, başlangıçta x kadardı. Belirli bir t süre sonra gene x kadar olan mesafeyi görmekteyiz. O halde uzaklık da sürekli sabittir. Yanıtımız E seçeneğidir deyip 21. sorudayız. 21. soruda sevgili öğrenciler, KL araçların konum zaman grafiği verilmiş. Hangi aralıklarda aynı yönde hareket etmişlerdir diye soruluyor.
Evet, birinci aralıkta incelemeye başladığımız zaman evet L hareketlisi yukarı yönlü bir hareketi var. K'nın da yukarı yönlü bir hareketi var. Sonuçta aynı yönlüler, yani pozitif yöndeler. İkinci aralığa bakarsak L K aracı aşağı yönlü, yani negatif yönde. L aracı pozitif yönde, demek ki ters yöndeler. O halde ikinci aralık olamaz. Üçüncü aralığa bakarsak da her ikisi de aşağı yönlüdür. Sonuçta 1 ve 3 numaralı aralıklarda aynı yönde hareket etmişlerdir. Yani yanıtımız C seçeneği deyip son sorumuza geçiyoruz. Evet, sonuncu sorumuz K aracı 13, L aracı 8 metre bölü saniye ile gidiyor. Her saniye aralarındaki mesafe 5 metre azalacaktır sevgili öğrenciler. Şimdi 20 saniyede tamamen geçtiğine göre araçlar arasındaki mesafe aynı yönlü oldukları için bir kere sonuç olarak aralarındaki neyi alacağız? Hız farkını dikkate almamız gerekiyor. Peki K aracı tamamen geçebilmesi için kendi boyları kadar artı aralarındaki mesafe kadar yolu kat etmek durumunda. Yani 2,5 artı 2,5 artı x, yani 5 artı x kadarlık bir mesafeyi kat etmek durumunda. Peki kaç hızıyla kat edecek? 5 metre bölü saniye hızla kat edecek. Çünkü aralarındaki hız farkı 5 çarpı 20'den buradan x eşittir 95 metre cevabına ulaşıyoruz. A seçeneğidir. Bir başka testte tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.